fils de pute va. Aa! Onu abi bu bir view race mi lan? Fransız fils de pute va. Onun oğlunu gördün değil mi? Nasıl küfür ediyor? BBU reis lan. O siyah arabaların suçu ya. Hacı benim. Ya ne korona çalıyor amına koyayım? Derdin ne? Bir şey sorabilir miyim? Herkes çok gergin ya. Bir şey sorabilir miyim abi? Neden korna çaldın? Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Sabır ya. Evet. Ya sen ne gerek var mesela şimdi? Bir yorumlayalım mı şu tarz durumu? Yani şimdi bir kere en baştan bir yorum yapacağım bundan bağımsız. Trafik ışıklarında yeşil yandığı hatta sarı, yeşil yandığı salise kornaya abananlara ben de çok uyuz oluyorum. Ona yani, katılıyorum. Bu konuda bir kere hemfikir olmamız lazım. Valla ben arada basıyorum. Arada. Ben şöyle bir durumda basıyorum. Mesela ikinci arabaysam, üçüncü arabaysam yeşil yandığı zaman bazen hepimize oluyor bu. Başka yere bakıyor oluyoruz. Telefona bakıyor oluyoruz ışıktayız diye. Bir iki saniyelik gecikme olduğu zaman şöyle bir bak. Bıp diye bir kornaya basmak hani şeydir. Hani yeşil yandı bıp. Bir de şunlar var. Bıp diye böyle daha yeşil yandığı an. Şimdi ben bu bıpçılara aşırı sinir oluyorum. Ulan bir dur. Tamam kalkacağız. Ya da bazen her ne kadar yeşil de yansa insanın karşı şeridi, sol şeridi, sağını solunu kontrol etmesi gerekiyor. Ben en öndeyken bazen onu yapıyorum. Yeşil yandığı an şöyle bir saniye iki saniye bir bakıyorum. Çünkü karşı şeritten biri ışığa dikkat etmeden geliyor olabilir. Can güvenliğidir bu, bakarsın. Bu konuda hemfikiriz. Şimdi burada bu abi ne yapıyor? Şöyle ilk baş olaya geleceğim. Dur bakayım. Ben bir korna duymadım la. Burada herhalde bup yapıyor herhalde ya. Şimdi bak kırmızı. Zın. Yeşil yandı ve gaza basıyor. Bıp öyle yapmış. Bıp. Bıp yapmış. Ya ne korna çalıyor amına koyayım? Derdin ne? Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim abi? Neden korna çaldın? Mesela bak şurada da açıklasa. Bir abartma bu arada bu. Tamam, doğru bak, yani bir bıp için yanına gidip de konuşma falan hani bence gereksiz şeyler. Ama madem gitmiş merak etmiş o bıptan dolayı rahatsız olmuş olabilir. Mesela şu abinin de arabadan çıktığı zaman şey demesi lazım. Yok görmemişsindir diye bir kez kornaya bastım dese konu kapanacak gibi. Dayı ama hiç umursamıyor. Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Ne diyor burada onu bilmiyorum. Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Ya şu tripler rahatsız edici bu arada. Yani hani ne oluyor abi yani? Hani bir açıkla. Sabır ya. Sabır çekmiş. Ya bir de şöyle bir şey var. Son zamanlarda ben de nezahatin yanında fark ediyorum. Bu huy olmuş abi bizim insanımızda. Çünkü millet telefonuyla oynuyor abi. O çok var. Işıklı durunca. Ve görmüyorlar yeşil olduğunu. İnsanlar da artık herhalde otomatikleşmiş. Bıp yapıyor hani yandı hadi git hesabı. Ha senle uğraşamam diyormuş. Var. Telefon muhabbeti Burçay'ın dediği gibi çok var. Ve genelde ben de çok yaşıyorum bunu. Böyle ya bu ne yapıyor amına koyayım diyorum. Mesela yanından geçerken telefonun ışığını görüyorum. Telefona bakıyor. Ne yazık ki. Sarıda bile basan var. Oğlum fena. Ben bazen uyuzluk yapıyorum mesela gitmiyorum. Arkada böyle çok kalabalık yoksa, bir arkamda bir araba varsa diye bastıysa kornaya böyle üçle gidiyorum böyle diye gidiyorum ama deliriyor arkada. Evet sen çok iyi bir insansın. Şerefsiz. Oldu lan ayaküstü. Aman. Oy. Babamın hep çocukluğumdan beri, 18 yaşından beri uyardığı tek şeydir. Bir otobüs, bir minibüs, yayınlarda çok kez söyledim. Durduğu zaman yanından yardırma. Mutlaka bir müşteri inip minibüsün veya otobüsün her neyse toplu taşıma aracının önünden karşı şeride atlayabilir. O yüzden her zaman orada dur der yani. Böyle baka baka yavaş yavaş gider aynen bu mevzu yaşanmasın diye.
Ne yapıyorsun ablam sen ya? Ya ben ne yapıyorum arkadaş? Yola iyi bakacaksınız. Çok tehlikeli. Evet, İsa'nın da yayanın da mutlaka bakması da lazım. Soluna sağına, yani yayanın da burada bilinçli olması lazım. Bir yerden indiysen her zaman bir yerden bir araç çıkabilir düşüncesiyle iyi kontrol etmek gerekiyor. Ama motorcu orada aman abla ya. Orada artık bir noktadan sonra hatalı hatasızı düşünmek yerine iyi misin? Bir şey var mı? Tabii. Hani yani kusura bakmayın vallahi Allah kurtardı vallahi aman siz de dikkat edin. Evet siz de dikkat edin gibi bir iletişim kurulması lazım. Ya ne yapıyorsun abla amına koyayım? O biraz da motorcunun şey korkusu. Hani çarpsam bir şey olabilir. O stresi de biliyorum. Ya nasıl bir adamsın sen? Allah belanı bu olmasın ya. Nasıl bir adamsın sen? Ne yapıyorsun? Mesafe bırak. Sana zahmet mesafe bırak. Allah abi bu durum da çok rahatsız ediyor ya. Ne o? Motor üstünü delirtiyor böyle. Götüne kadar geliyor ya böyle hani biraz daha bassa tekerine değecek. Abi ben her zaman motorla aramda yani normal arabalarda da aramda hep mesafe bırakmaya çalışıyorum ama motor olduğu zaman onu strese sokmamak için hep uzaktan takılıyorum. Ya yani orta şeritte gittiği halde yani hep bekliyorum çünkü abi iki tekersin ya. Sinyalsiz şerit değiştirme. Hangi şerit abi? Bu parklar ne ya? Yapıştır gitti. Şimdi bak sola atacak kendini. Allah Allah. Allah'ım. Nasıl ya? Bin. Ne? Yol ver adama. Hey bu arada öndeki arabada sıfır sinyal yani hiçbir şey yok. Anam. Hop. Burada dediğim şey diyormuş değil mi? Ya baba hızlı gitsene amına koyayım. Ani fren mi yaptı? Önündeki duruyor abi. O da panik freni çekiyor. Ha ona şu an öndeki beyaza bakıyorum. O. Mesafesi varmış biraz daha ya. Yani. Evet. Abanmış. Ya o da belki o da bir anda karşıya gelince arabanın durduğunu görünce panikle basmış onu. Motor niye duramadı? Çok hızlı değil ya. Yani. Bu asfalttan dolayı abi. ABS'si devreye girmiş. Ayak ayağa durmuş. İyi, sadece lastik dokundu. Sorun yok. İyi yok yok. Aslında tampon yok değil mi? Böyle egzozu almışım. Aklıma bir şey geldi de neyse. İnsel espri değil mi bavol? Yok lan. Gel üstüne s*****. Gel. Oğlum bu nasıl bir kamera açısı lan? Bu benim neyi izlemem lazım burada? Bakın. Uy! Köpeğin kıllarını gördüm lan. Tükürdü lan köpek. Keçi mi o? Kurt muydu ya? Köpek. Kurt mu lan bunlar? Sibirya mı? Ooo arkadan ay, yalnız çarpmış ya. Şey ceylan mı geyik mi ne? Ama kamera açısına takıldım ben. Demek ki 3-5 tane kamera varsa. Abi motorlu arabayla alakası yok. Arkadaşlar her zaman trafikte kendisi sanki mükemmelmiş de herkes kusurluymuş gibi hareket eden bütün sürücüler haksızdır. Vallahi ben bile çok dikkatliyim ama hala aklıma o abi geliyor mesela karşıya geçtiğimizde. O beni öldürüyordun diyen adamın konuşması aklımdan çıkmıyor yani ya. Evet. Kurt abi soldaki bir köpek gibiydi. Benim de aklımdan çıkmayan bir şey var ha.
Oğlum senin dediğinden kaynaklı şey var abi. Bizim yayamız da hani hatasız değil. Tepeden tırnağa hatalıyız trafikte ya. Yani ben çok düzgün bir şekilde yürüyen, düzgün bir şekilde kurallara uyan insan çok az görüyorum yani. Az. Bir de birçok yerde de mesela bizim milletin öyle bir huyu var. Kaldırımdan yürümeme. Mutlaka ve mutlaka kaldırım, arabaların parkı, park halindeki arabalar ve yoldan yürüyen insanlar genelde oluyor. O da bir sıkıntı mesela. Niye öyle bir huyumuz var bilmiyorum. Ama kaldırıma bakıyorsun, kaldırım da değil bazı yerlerde. Böyle bu kadar. Ağaç var falan. Ortalarında ağaçlar var. Bir garip ya. Peki biz bu ülkede bisikleti nerede sürebiliriz? Mesela ben bisiklet kullanmıyorum.